o yüzden şüpheye düşmemdeki en büyük neden bu. Bir de geçen yılda yaşadığım telefon tacizi ve tehditinden dolayı böyle bir algıya düştüm. Yani sabah adam beni arabaya bindirmek isteseydi bindirebilirdi çok rahat. Hem etrafta kimse yoktu hem bunu yapabilecek güçteydi. Bu bir. Bir ikincisi, adamla daha önce hiçbir şekilde karşılaşmadım. Yani hani sapıklık, bir insana taciz etmek, bir kadını rahatsız etmek nasıl oluyor bunu bilemiyorum. Ama yani hani bir yanlış anlaşılmaya vermek istiyorum. Yani hani böyle kendimi rahatlatmak istiyorum. Yani hani bir anda birinin yanında durup işte gel araba işte hani buyurun sizi götür gideceğiniz yere götüreyim. Biz zaten komşuyuz, arkadaşız. Hayır denince ısrar, hayır denince ısrar. El freni çekip arabayı durdurmak. Yani o yüzden şüpheye düşmemdeki en büyük sebep bu. Çünkü ben geçen yılda arkadaş olduğumuzu ve maddi manevi yardım istenip farklı şekillerde ihale ve avukatlar da biliyor. Taciz ve tehdit edilmiştim, rahatsız edilmiştim, öyle söyleyeyim. Zaten ben bunun arkasında bırakmayacağım. Her türlü şikayette olacağım, her türlü dava edeceğim, her türlü hakkımı savunacağım. Ama yani hani bunun altında başka bir şey varsa da yani hani bundan çok rahatsızım. Yani sabah evden çıkıp işine gelen, akşam işten çıkıp evine giden iki çocuk annesi biriyim. Yani benimle uğraşılması için hiçbir sebep yok. İlle birinin işi, eşi olmam bunun için bir gerekçeyse ben bu gerekçeyi de kabul etmiyorum. Bunu şöyle de yani hani bu siyasi bir tehdit değilse bile bu çok ciddi bir sorun aslında. Bir kadın için bir sorun. Zaten avukatla görüştük. Yazımızı da her şeyimizi hazırladık. Pazartesi bir suç duyurusunda bulunacağız. Pazartesi aynı şekilde ihaleye de başvuracağız. Dediğim gibi yani hani bu kadın olarak da rahatsız edilme biçimi ise bu. Yani bunun da arkasını bırakmayacağım. Çünkü bu durumdan çok rahatsızım. Yani sokakta yürüyemez hale geldim. Yani hani bunu doğru da bulmuyorum. Yani hani bunu sadece ben yaşamıyorum. Hani bu ahlaki anlamda bir sıkıntıysa eminim ki bunu ben de yaşamıyorum. Yani bu buradaki kadınlara bence hani başka yönden saldırı. Yani ben bunu şunu söyleyeyim. Hani ahlaki yönden rahatsızlığın iyi niyeti olmaz. Ama bunların bize bilinçli olarak yapıldığını düşünüyorum.